Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz. Bomba gibi konu ve konuklarla. Hemen bekletmeden konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. Burada sıkça konu aldığımız, konu olarak da kullandığımız önemli kuruluşlardan bir tanesinin kurucusu var hattımızda. Sevgili Hakan Yıldız hattımızda. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar Serhat Bey. Ne güzel sizinle görüşmek tekrar. Vallahi harika gerçekten de. Kurulduğu günden beri çok yakından takip ediyorum. Hatta kurulmadan az önce sizinle konuşmaya başlamıştık. Bu fon bulma ve kitle fonlama hikayesini. Şimdi kaçıncı yılına geldik? Serhat Bey, Mayıs, 11 Mayıs'ta 3 yıl olacak. Of, o kadar oldu. İnsan yaşlanmış hissediyor kendini üstünde. 3 yıldır çok güzel programlar yaptık. Çok güzel bilgiler paylaştık. Yine güzel bilgilerle, biraz da sorunlarla geldim bugün. Vallahi evet, yani şunu söyleyeyim, ben gerçekten de sizinle beraber konuştuğumuz her girişimin bir yerlere gelmiş olmasını da izliyor olmak bana çok büyük huzur ve gurur veriyor. Bunun için hani sizin yani yaşadığınız gururu ben düşünemiyorum bile. Vallahi 3 yılda neler oldu, biraz oradan başlayalım isterseniz. 3 yılda neler oldu, evet. 3. yıla geldiğimiz zaman aslında istatistiklere baktığımız zaman memnuniyet verici. Yani ülkemizde tabii ki bu kadar ekonomik sıkıntılara rağmen insanlar yatırım yapmaktan geri durmuyorlar. Bu da güzel bir gelişme. Tabana yaymayı başardık. 76 binden fazla üyemiz oluştu. Kitle fonlaması platformları arttı bu arada Serhat Bey. Yanılmıyorsam en son 14 oldu. 14 tane sermaye piyasası kurulu lisans verdi yeni platformlara. Siz de çok istiyordunuz bunun sayılarının artmasını. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü gerçekten eğer bu sistemi büyüteceksek, ülkeye faydası olmasını istiyorsak, etkisinin büyük olmasını istiyorsak birçok platforma ihtiyacımız var. Onların girişim ekosistemine desteklerine ihtiyacımız var. Farkındalığı artırmak için bu gerekiyordu dediğiniz gibi. Şu ana kadar 900 milyon lirayı bulduk. Ben özellikle 2023'ün sonunda 9 sıfırlı rakamlara ulaşmayı çok arzuluyordum ama üst üste gelen işte kötü olaylar, biliyorsunuz yaşadığımız, Allah bir daha yaşatmasın. Onlar ister istemez insanların yatırım yapmaktan geri durmasını sağladı. Ama tekrar toparlandı her şey. Şu an 900 milyon liraya yakın bir fon toplamayı başardık sadece tek bir platform olarak. 6 milyar liranın üzerinde de fon talebini 5600 girişim yaptı bize. Onlardan seçtiklerimizi platformumuzda listeledik. 117 tane yanılmıyorsam listelendi. Artık sayıları da karıştırmaya başladık. Bunlardan 95'i de istediği fona ulaştı ve çalışmaya devam ediyorlar. Bu girişimlerimizin, artık 100'e yakın girişimin içerisinden gerçekten çok güzel haberler almaya başladık. Sayı artınca her gün neredeyse birkaç haber gelmeye başladı. Olumlu, olumsuz haberler de var tabii ki. İstediklerini başaramayan girişimlerimiz de var ki son derece doğal. Ama şu an oranlara baktığımız zaman girişimlerimizin daha çok başarılı olmak için daha çok çalıştıklarını çok net görebiliyoruz. Vallahi mümkün, müthiş bir şey bu. Süper bir özet yaptınız. Şimdi ben bakıyorum gerçekten de hani talep edilen fon miktarının 3,5 milyar olduğu bir yerde hani gerçekten rakamlar böyle 900 milyonlara gelmiş olmak müthiş bir şey. Müthiş bir şey, yani neredeyse herkes her istediğini alıyor gibi bir şey çıkıyor buradan. Bir de hani ortalama başarıyla fonlama süresini bakıyorum ben, 17 gün. Yani bu insanların 17 günde bir yerden bir şey bulmalarına imkan ve ihtimal görmüyorum ben. Tabii siz piyasanın içindesiniz, daha iyi bilirsiniz. Çok doğru. Yani VC'lerin tabii ki onların da sistemleri daha farklı. Yani girişim sermayesi yatırım fonlarının işte due diligence süreleri çok uzun. Ama bizim sistemde dediğiniz gibi 17, 18, 20 günde bu finansmana ulaşabiliyor. Tabii süreler uzadı biraz daha. Ortalamamız 2023 yılında 23 gün olarak gerçekleşti. Yine çok iyi bence. Finansmana hızlı erişebiliyor ve özellikle de mevzuatın getirdiği gereklilikleri yerine getirmek için çabalayan girişimler, o hani hantal olmayan ama gereken kurumsallığa da ulaşmak için adım adım ilerliyorlar. Yeni şeyler öğreniyorlar sizin programınız gibi. O öğrendikleri yeni şeyleri şirketlerinde uyguluyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Biz gelişimden memnunuz açıkçası platform olarak. Ama güzel haberleri de paylaşayım isterseniz. Sizi mutlu edeyim. Vallahi süper olur.
mesela bir girişimimiz vardı. Siz konuk ettiniz EV girişimi. Bu mobil şarj istasyonu yapan. Evet. Bu girişimimiz gerçekten bizi de şaşırtan bir gelişme gösterdi. Kağıt üzerinde 1,5-2 yıl önce kağıt üzerinde olan proje bir ete kemiğe büründükten sonra bir fonlama daha yaptı. 40 milyona yakın ton sağladı. Bununla beraber araç sayısını artırdı. Ülkede hizmet vermeye başladı. Şu anda Türkiye'nin en büyük 3 sigorta şirketiyle de sözleşme yaptılar. Yeni başka sözleşmeler de geliyor. Dolayısıyla artık kendi nakit akışını da sağlayabilir hale gelmesi ve bunu da 2 yıl gibi bir süre içerisinde gerçekleştirmesi müthiş bir gurur kaynağı bizim için. Yani 2 yılda sadece halktan aldığı paralarla sıfırdan bugünlere gelmiş olması çok çok önemsiyorum ben bunu. Yani gerçekten de bunu başarı öyküsü olarak herkes tarafından yakından izlenmeli gibi geliyor. İnanın öyle, gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Eskişehir'den çıkan bir girişim, bir de Anadolu'dan çıkan bir girişim. Tabii ki oralardaki finans kaynakları bölgesel olarak kısıtlı ama biz onu tüm Türkiye'ye duyurduk ve gerçekten hem yatırımcı sayısı hem de geldikleri nokta çok memnuniyet verici. Gerçekten bir başarı hikayesi geliyor. Bunun gibi daha başkaları da var. İşte diş hekimleri için özellikle bu üç boyutlu diş filmlerinin analiz eden, yapay zekayla analiz eden CranioCatch. Onu da ağırladığınızı hatırlıyorum ben. Onlar da İngiliz Suud ortaklı bir şirketten çok ciddi bir yatırım aldılar, 660 bin dolarlık. Aynı zamanda bir swap yaptılar, yani hisse takası da yaptılar. Ve şu an dün yanılmıyorsam yeni bir gelişme, Sağlık Bakanlığı'nda artık üniversitelerde bu ürünün kullanılmasına dönük bir başlangıç yapıyorlar. Bir POC, deneme sürümü şeklinde bir çalışma başlıyor. Çok güzel, böyle iki örnek verdim ama çok örnek, artık 100 tane olunca. Tabii. Artık örnek vermek bile zorlaşıyor bir noktadan itibaren. Peki sizinle ilk konuşurken, daha siz açılmadan önce, yani kitle fonlamasını konuşurken hep ben size şeyi soruyordum. Ya çok hızlı gidiyoruz. Tabii ki halk daha çok istiyor. Girişimler de daha fazlasını istiyor. Sizin bu yaptığınız işlere regülasyonlar yetişebiliyor mu diye sormuştum. Siz ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten de yoğun biçimde çalışıyor demiştiniz. Şu andaki durum nedir? Yani her şey dört dörtlük gidiyor diyebilir miyiz? Yok, diyemeyiz. Şöyle ki 2019'da çıkan ilk regülasyonumuz, ilk tebliğimizden sonra 2021'de bir güncelleme yapılmıştı. Evet. 2021'den sonra tabii yeni bir güncelleme yapılmadı ama geldiğimiz noktada özellikle ikinci yatırım turları da başladı. Yani bir girişim şirketi bir yatırım turu yaptı. Daha sonra ikinci için geliyor bize. Ki bunlar biliyorsunuz işte ikinci, üçüncü, dördüncü, belki de beşinci yatırım turlarını da yaparak bir noktaya gelecekler. Dolayısıyla bu yatırım turlarını kapsayacak ve sorunları çözecek maddeler tabii ki öngörülmedi tebliğde. Nedir aynı mesela şekilde, bu sorunlar? Şöyle, ikinci yatırım turlarında tabii ki dünyada da olduğu şekilde bir sermaye artırımı söz konusu. Yani siz 1000 tane ortağınız var, ikinci yatırım turuna geldiniz, yeni paylar çıkartmak zorunda girişim şirketleri. Bu çıkarttığı payları da sermayesini ilave etmek zorunda şimdiki tebliğimizle. Ama emisyon primli yapamadıkları için ister istemez bu sermaye artırımlarından kaynaklı yatırımcıların yeni oluşacak sermaye içerisindeki payları oransal olarak azalıyor. Aslında azalması veya sulandırma diyoruz buna. Sulanması payların çok bir sıkıntı yok yatırımcı olarak. Ben de çünkü onlar da yatırımcıyım. Değeri artıyor şirketin. Ama bu sermayelerin, hani capital injection dediğimiz sermayelerin şirketlere enjeksiyonunda yeni bir yöntem bulmamız gerekiyor. Mevcut TTK hükümleri ve SPK'nın ilgili hükümleri arasında kalıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Böyle kabaca anlatayım bunu. Dolayısıyla burada yeni bir çözüm gerekiyor. Başta biz bunu öngörmüştük aslında Serhat Bey. Ve SPV dediğimiz özel yapılar var. Special Purpose Company dediğimiz özel amaçlı kurulan şirketler var. Bunları biz SPK'ya anlatmıştık. Tabii ki geldiğimiz noktada yaşadığımız sorunlar o gün yaşanmadığı için bunlar çok fazla anlam ifade etmemişti. Fakat tebliğde bu tarz yeni değişikliklerin olması gerekiyor. Yine sizinle her neredeyse programda konuştuğumuz yurt dışından yatırım alamama konusu maalesef hala devam ediyor. Bu da çözülebilmiş değil.
sizin yatırım yapabilmeniz için Türkiye'de merkezi kayıt kuruluşuna kayıt olmanız gerekiyor bir yabancıysanız. Hadi o kaydı yapalım diyelim ki o da çok zor. Saklama hesabınızın olması gerekiyor. Saklama hesabı açmak çok çok zor bir yabancı için. Şimdi bunları çözse bu sefer Türk lirası hesabının olması gerekiyor ki ödemeyi Türk lirası yapabilsin. Dolayısıyla oralarda da sorunlarımız doğrudan sermaye piyasası kuruluyla alakalı değil bu. Ama çözülmeye çalışılıyor diyelim. Yani bunun aslında fon bulucuya bir etkisi yok. Burada fon bulucu insanların daha rahat sermayeye erişebilmesini amaçlayarak bu regülasyon değişikliklerini istiyor diye düşünüyorum. Sektörün sorunları efendim bu. Bütün platformlar yaşıyor bunu şu anda. Evet. Bütün sistem yaşıyor. FAS sistemine geçememiştik. Biz FAS'la ödeme yapılamıyordu. Onunla ilgili çok güzel bir gelişme var. Buradan da duyurmuş olayım. Süper. Yakında limitsiz hem de. Şu an biliyorsunuz Türkiye'de FAS sistemi 7/24 kullanılıyor ve 50 bin liraya kadar yanılmıyorsam bir limit var. Ama kitle fonlamasında FAS sistemi kullanılmaya başlanacak. 7/24 yatırımcılar ödeme yapabilecek ve herhangi bir limit olmayacak diye biliyoruz. Bunun da yakın zamanda başlamasını öngörüyoruz. En azından böyle bir ilerleme var. Bunun için de Takas Banka, Merkez Bankası'na ve diğer bankalarımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Ben yıllardır biliyorsunuz bunları her yerde dile getiriyorum. Kurumlara da doğrudan iletiyorum. Bunlar iki sorunumuz. Ama asıl tabii ki yine uygulamaların artık belli yerlerde tıkandığı sıkıntılarımız da var. Girişim şirketlerinin finansmana erişmesi tamam çok hızlı gerçekleşiyor. Ancak ondan sonraki süreç yani ticari sicillerde yaşadıklarımız gerçekten çok fazla hikaye var bizde. Artık nasıl söylesem bazen 2 ay bazen 3 ay bazen de 4 aya kadar çıkan süreler var. Çünkü ticari sicillerimiz bu sistemi henüz tam kavrayamadılar. İçlerinde düşünün 2000 ortağı var diyelim girişimcinin. Bu 2000 kişi gelecek burada imza verecek diyenden tutun da bu sermaye artışı uygun değil. Bu şekilde olmaz diyene kadar. Hatta çok daha çarpıcı bir örnek vereyim. Dinleyenler eminim şaşıracaktır. Takas Bank bir banka değildir. Teminat blokaj mektubunu uygun görmüyorum diyene kadar. Yani ticaret sicil müdürlüğünde yeni sorunlarla karşı karşıyayız. Aynı zamanda ticaret sicil müdürlüklerinde bir memur diyelim bir işlem gerçekleştirdi. O öğrenmiş oluyor artık kitle fonlama sistemini. Bir başka memura denk geldiğimiz zaman bu sefer her şeyi yeni baştan başlıyorsunuz. İşte bu yüzden de regülasyonlarla bu işin koruma altına alınması lazım gibi geliyor bana Hakan Bey. Yani oradaki kişilerin ya da memurlukların inisiyatifine bırakmak bana çok doğru gelmiyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Yani dünya çok hızlı değişirken belki de regülasyonlar da buna yetişemeyecek ama oradaki birkaç insanın inisiyatifiyle gidecek gibi de gözükmüyor. Yani biz ekonominin girişimlerin önünü açtık derken işte belki de böyle önünü açmak gerekiyor. İnşallah bunu kavrarlar. İlk başta kavramışlardı siz ilk açıldığınız zamanlarda. Umarım yine o kafa yapısına yetişebilirler. Bence niyetler çok az. Yani onda hiç şüphem yok. Evet. Bütün kurumlarımız bu sistemin gelişmesini, ekosistemin gelişmesini istiyorlar. Bunu da çok net görüyoruz. Hiç kimsenin hakkını yemeyeyim. Ancak bunu yaparken entegre bir regülasyon konusunda sorunumuz var. Yani siz bir kurum tek bir regülasyon çıkarttıktan sonra diğer kurumlarla bu eş güdümlü entegrasyonların da yapılması gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman bir yerde çok güzel yapılan bir regülasyon, diğer tarafta işte bizim bu ihracın yapılmasında yani pay dağıtımının yapılmasına önüne bir engel olarak çıkıyor. Bunları artık çözmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü önünün açılması gerekiyor bu sistemin. Vallahi Hakan Bey, siz çok iyi bir yerden girdiniz. Çok iyi bir yere doğru da gidiyoruz hep beraber. Sizin açtığınız yolda bayağı da bir insan bu işin içine girdi. İnsanlar paralarını daha iyi değerlendiriyorlar. Şirketler daha çok kuruluyorlar. Şirketler buradan daha büyük pay sağlıyorlar. İşte burada atmamız gereken birkaç adım var. İnşallah bu adımlar da atılır. Daha önce atıldığını gördük uyarılarımızda. Umarım bu yaptığımız konuşmanın da bir uyarı olarak alırlar ve oraya doğru adım atarlar. Ben sizin de bu konuda çok çalıştığınızı yakından takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için efendim. Serhat Bey, sizi mutlu edecek küçük bir bilgi verip öyle ayrılayım müsaadenizle. Buyurunuz lütfen. Şimdi dünyada bu yatırımların yani kitle fonlamasıyla yapılan yatırımların ikinci işlemleri maalesef yoktu. Yeni dünyada başladı. Biz de geride kalmadık bundan.
ve dünyada ikinci olarak Türkiye'de kitle fonlamasıyla eğer bir yatırımcı olarak girişimden hisse almışsanız, dilerseniz eğer, zaten yani bunları satmamak üzere alıyoruz ama eğer ihtiyaç varsa bunu satabileceğiniz bir ikinci işlem platformu yaptık. Çok üyeleri güzel. Doğrudan buluşturuyoruz. Onlar da alıp satabiliyorlar. 2-2,5 ay içerisinde 42 milyonluk bir işlem hacmi gerçekleşti. En azından dünyayı oralardan biz takip ediyoruz. Tebliğimizde, regülasyonlarımızda hem entegre hem de yenilenirse hep beraber daha güzel sonuçlara ulaşırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Harikasınız Hakan Bey. Çok güzel haberlerinizi yine bekliyor olacağız. Bu mikrofonlar sizin, biliyorsunuz, Türkiye'ye böyle hizmet ettiğiniz sürece. Çok sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Saygılar sunuyorum. Evet, fon bulucudan Hakan Yıldız'la konuştuk. Gerçekten ülkenin en önemli başarılarından bir tanesi oldu bu konu, kitle fonlama tarafı. Ülke gerçekten bu şeye bindi, bir uzay aracına bindi ve gerçekten uzaya doğru gidiyor bu sayede.